özlettin yani ama kendini. Hiç gelmiyorsun artık bu taraflara. Uzun zamandır da aramıyorsun. Senin kesin bir işin düştü, hayırsız. Sen de buraya gelirdin, hiç gelmiyorsun artık. Hadi işi boş ver ama tatile gel ha, olmaz mı? Ya istiyorum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Bir kafa dağıtayım şöyle gelmişken, birkaç hafta kalayım ama. Dur bakalım, belki yaparım öyle bir şey. Ne oldu? Sen asıl onu söyle. Ne isteyeceksin benden? Bir iş yaptırıyorum ben, katalog işi. Yani İtalyanlar hep aynı. Yeni vizyon arıyorum. Derin Aydın var, fotoğrafçı. Tanır mısın? Tanırım. Tanırım tabii. İyi midir? Yani güvenebilir miyim? Tabii. Harika biridir. Yanında da bir kız var, Ökü. O da işin sanatını yapacakmış. Aha, evet. Okeyler mi? Yani sen tanıyorsun. Sen dert etme. İkisi de işinde harikadır. Yani pişman olmaz. Oh, süper. Rahatladım. Mennomale. Teşekkür ederim canım. Rica ederim Monika'cığım. Arayı açmayalım, olur mu? Tamam, tamam. Daha fazla arayacağım. Söz veriyorum. Öptüm canım. Öptüm. Esra, yarın Derin Aydın'ın bir çekimi varmış. Nerede olacak, kimlerle? Hepsini acil öğrenmek istiyorum. Acil. Burası matematik sınıfıydı. Yani gerçi matematik hocası beni pek sevmezdi. Muhtemelen her soruya parmak kaldırdığım içindi. Sınıfın ineği kesin sendin değil mi? Sınıfın öküzü olmaktan iyidir canım. Ayrıca tamam, kabul ediyorum, inektim. Ama bundan hiç gocunmazdım. Hem zekiydim hem çalışkandım. Yani eve giderdim. Önce hemen ev ödevlerimi bitirirdim. Ardından o günün notlarını tekrar ederdim. Ha, gerçi bunlar bugün niye işine yaradı diye soracak olursak ona bir şey diyemem. Ama güzel günlerdi. Aa, ayrıca sınıf başkanıydı. Ha, isimleri de tahtaya yazar mıydın? Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yapmazdım. Ya tamam, ne yapayım, başka türlü susmuyorlardı. Unutamayacağım güzellikte anılar yaşadım ben bu okulda. Tabii bir gün hariç, o son gün. Mezuniyet günü. Neden ki? Yani ne oldu o gün? Ya şey... Hadi sınıflara bakalım. Hadi. Mengücekliler. Kurucusu kimdir? Anadolu'da Erzincan'da kurulmuş bir beyliktir. Ne yapıyorsun sen be? Kalk aya. Kalk 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 kalk. Sözlü yapacağım. Evet Derincim. Şimdi söyle bakalım. Mengüceklilerin kurucusu kimdir? Emir Ahmet Mengücek. De. Hayırdır? Hoş geldin. Bu arada nasıl, beğendin okulu, güzel değil mi? Okul güzel, problem yok. Da, arkadaş bizimle mi olacak? Müdüre hanım buraları bana emanet etti. Her saniye başlarında dur dedi. Yani anlayacağın, ben yoksam çekim de yok. Birazcık bana muhtaçsınız sanırım. Ya hadi biz çıkalım buradan da gidip okulu gezelim. Daha mekan falan bakacağız çünkü. Beyler hadi ama çok çok işimiz var bizim şimdi. Aa, olmuyor böyle, çok geç kalıyoruz. Hadi. Ah.
Alo. Şeyma, bak çok merak ettim seni. Olcay'ı da aradım, onun yanından da gitmişsin. Neredesin Şeyma? Şeyma cevap ver, neredesin diyorum. Gerçekten nerede olduğumu merak ediyor musun? Tabii ki de. Tamam, gel de gör o zaman. Adresi veriyorum. Dinliyorum. Kütüphane iyiydi aslında. Orada bir set çekebiliriz. Öyle istediğimiz yerde kafamıza göre çekim yapamayız sanatçı dostum. Gerekirse ben konuşurum, çekeriz. Anlatamadım galiba. İzni benden alacaksın. Ben de keyfime göre ya veririm ya da vermem. Verir canım, verir. Ayaz iyi insandır, değil mi Ayaz? Yani bilemiyorum. Keyfime bağlı biraz da. Hadi biz şimdi spor salonuna inelim. Var ya, spor salonu şahanedir. Böyle basket potaları, file mile, top mop hepsi var. Ne ararsanız var. Hadi inelim. İşte burası da böyle bir yer. Ne diyorsunuz? Anlar mısın basketten? Okul takımında kaptandım ben. Ben de 4 sene profesyonel oynadım. Bu boyla mı? Tamam o zaman. İşimiz bitti burada değil mi? Hadi gidelim. 10 avans. 11'de biter. Ya ben bu sabah avans aldım yani. Ne gerek var şimdi tekrar avansa canım? Bak unuttum. Ben size tuvaletleri göstermedim. Hadi tuvaletlere bakalım. Avans yok. Adam gibi. Teke tek. Var mısın? Ayaz'cığım ya şimdi ne gerek var öyle teke tek falan? Terlersin sen, ıslak ıslak. Hoş olmaz. Varım. Kaybedersen gidersin. Ya sen kaybedersen? O zaman ben giderim. Çıkışı hatırlıyorsun değil mi? Göreceğiz. Huhu! Ben de buradayım. Duyuyor musunuz beni? Ne yapıyorsunuz ya? İyi oldu olacak, ben de soyunayım. Ayaz! Öykü sen karışma. Derin. Öykü sen mekanları kur. İyi akşamlar. 204 numaralı odaya çıkacaktım. Kaçıncı katta acaba? 204 mü? Hı-hı. Şuradan 2 kat yukarı çık, sağdaki 2. kapı. Teşekkürler. Ediyordum nerede olduğumu. İşte buradayım. Tamam. Bravo Derin. Sen kimin tarafındasın ya? Milli takımı tutuyorum ben. İyi olan kazansın. Yani tarafsızım yani. İyi, güzel. Bunu öğrendiğim iyi oldu.
Patron yalakası. Sen karışma. Kaç kaç? 6-0. 6-0. Hadi devam. Şeyma bak, böyle olma lütfen. Gel eve gidelim, evimize gidelim. Bir duş alırsın kendine. Ne oldu, niye gülüyorsun? Buraya geliyorsun, bana acıyorsun falan. Zavallı Şeyma, değil mi? Ya sen bana acıyacağına, bir kendine baksana ya. Şeyma bak, hiç iyi değilsin şu an. Bana bilmediğin bir şey söyle. Bana bilmediğin bir şey söyle. Buraya gelip benim analizimi yapacağına bana bir çözüm üret. Ha? Ben niye buraya geldiğini bilmiyor muyum senin? Kendi vicdanını rahatlatmak için buradasın sen. Çünkü eğer intihar falan edersem kendini suçlu hissedeceksin, değil mi? Merak etme. Hiçbir şey yapmam ben kendime. İntihar falan etmem. Benim sana ihtiyacım yok, tamam mı? Benim kimseye ihtiyacım yok. Asıl ben size acıyorum ya. Ya siz kendinize bakın. Ben acıyorum size, ben. Zavallı olan sizsiniz. Ben buradan çıkmak istediğim anda çıkar giderim. Herkes de kapısını açar bana, anladın mı? Benim bir sürü sevenim var. Ben buraya mecbur değilim. Ben burayı seçtiğim için buradayım. Anladın mı beni? Ha? Tamam Şeyma. Tamam, haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama bir sakinleş yani, değil mi? Sen yokken benim bir evim vardı. Bir ailem vardı. Arkadaşlarım vardı. Şimdi hiçbiri yok. Şimdi bu oda var. Bir de ben varım. Ama sen yoksun. Bak böyle söyleme. Hadi git Mete, hadi git. Şeyma. Git! Öykü kaç kaç? 8-2. Hafızan kıt galiba ha? Yok. Duymak hoşuma gidiyor. Senin için.
Şanslı bir atıştı, tebrikler. Ben de seni tebrik ederim. Birazcık terlettin beni. Ya asıl ben ikinizi de tebrik ederim. Çok güzel bir maçtı. Ama bu atış... Ya Ayaz, ne maharetler varmış sende. Zamanla hepsini öğreneceksin. Merak etme. Hadi yarın görüşürüz. Yarın erken gelelim. Kurulumu burada yaparız. Öğleden sonra da mankenler gelir, çekeriz. Tabii tabii, hiç problem yok. Çıkışı biliyorsun değil mi? Ya. Ayıp oldu adama değil mi? Birazcık rencide oldu tabii. Hep senin yüzünden. Niye buradan atıyorsun? Adam gibi, efendi gibi potanın altından at. Ama çok güzel atıştın. Yetenek. İstersen sana da öğretebilirim. Ya ben de biraz bir şeyler biliyorum aslında. Hadi gel o zaman, oynayalım. Gelirim bak. Gel hadi. Tamam, sen kaşındın. Mete dur. Ben sana onu anlattım. Beni aldattı. Hem de defalarca. Ayrılmak istedim ama peşimi bırakmadı. Hepsini biliyordun, anlattım sana. Gizem, bana hiç açıklama yapmak zorunda değilsin. Mete dinlesene beni. Mete, ben sana böyle bir şey asla yapmam. Böyle biri değilim ben. Beni tanıyorsun. Üniversitedeyken neysem hala daha oyum, aynı Gizem'im. Lütfen. Tamam Gizem. Neyse ne. Bizim ilişkimiz başlamadan bitti. Bence iyi de oldu. Herkes kendi yoluna. Yapma ne olur. Beni böyle yanlış hatırlamanı istemem. Ben kötü biri değilim. Hiçbirimiz kötü değiliz zaten. Ama hepimiz hepimizin ağzını... Şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden? Koyar mı kalbimi kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrüm, bilen bilir adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrüm, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Ya aklıma bir şey takıldı. Hani bu sabah demiştin ya, benim her günüm çok güzel geçti bu okulda. Bir gün hariç. Mezuniyet günü. O gün ne oldu? Mezun olamadım ben. Yani oldum aslında da. Olamadım işte. Kep atamadım. Cübbe giyemedim. O anı yaşayamadım. Aylarca hazırlık yapmıştım o mezuniyette gece elbiseyi bulabilmek için. Sonunda buldum da.
ama giyemedim. Giydim aslında ama yani buraya gelemedim. Hazırız o gün. Evden çıkacağız annemle. Böyle kapıdan çıkıyorduk. Ya annemde bir haller var. Soruyorum, söylemiyor. Canı sıkkın ama belli işte. Ne kadar ısrar ettim bilmiyorum. Söyledi sonra. Susmadım söyleyene kadar. Haber gelmiş o gün. Babam evleniyormuş. Bizi terk ettiğinden beri ondan aldığımız ilk haberdi. Aynı günü buldu işte. O günü. Bazen olur ya öyle. En tatlı gün ve en acı gün aynı gün olur. Sabaha kadar oturduk annemle. O hiç ağlamadı. Ben hiç susmadım. Ya istedim ki bu gece akıtayım bütün gözyaşımı ve başka hiçbir şey kalmasın. Ama olmuyor. Bir gün aklına geliyor. Yine gözlerin doluyor, yine ağlıyorsun. Gelmiş ipşakçı. Ya deme öyle. Ayıp. Bana bak bir daha oyun oyunda oynamayın. Oynarsanız da yenme. Patronum sonuçta. Arkadaşım sen yine mi buradasın? Ne yapacaksın? Bütün gün dada gibi peşimizde mi gezeceksin? Öykü belli mi bu senin? İş yapıyoruz burada. Bunların başındasın değil mi Ayaz? Sorumluluk sende, unutma. Ayrılma başlarından. Tabii hocam. Merak etmeyin. Sana da günaydın. Öykü başlayalım artık. Mankenler geldi. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Saç makyaj ekibi de burada. Monika'nın tasarımları da burada. Tamam, süpermiş. Sen ambiyansı hazırladın değil mi? Girip çekebiliriz. Tabii tabii. Hiç problem yok. Tamam. Arkadaşlar mankenler hazırlansın. Hadi arkadaşlar, biz yukarı çıkalım. Benim birazcık işim var. Siz dikkatli olun, tamam mı? Sana güveniyorum. Yüzümü kara çıkarma. Hadi bakalım. Ödemeyi almaya gelmiştim. Ya alacaksın ödemeni. Kaçmıyoruz bir yere. Çıkar mısın dışarı? Hayret bir şey ya. Müzik
Alo Emre, ne haber? İyiyim, iyiyim. Ben de fena değilim. Ya bir şey soracağım. Müsait misin şu anda? Yani antrenman bitiyor mu? Hah, tamam, süper. Ya antrenman bitince mahalledeki liseye gelsene. Ya nedenini gelince anlatırım. Ha bu arada İlker'e de haber verebilir misin? Tamam, unutma sakın. Tamam. Tamam, tamam. Görüşürüz. Merak etmeyin Önem Hanım. Birazdan harekete geçeceğim. De. Değil mi? Sıkıyor. Sıkar çünkü. Ya kan dolaşımımız duracak gibi duruyor. Yok, İtalyan modası dedikleri bu muymuş? Olmaz böyle. Ay bunlar bir de fotoğraflarda da kötü çıkar. Ya bak bunlarda kesin bir anormallik var. Bunlar yanlış falan gelmiş olmalı. Ya bunlara bir rötuş lazım. Evet, evet kesin lazım. Bana makası ve dekor olarak kullanacağımız kumaşlardan bir tane verir misin? Hemen. Olmaz çünkü. Siz de rahat edemezsiniz. Etmeniz lazım. Hele şükür yani. Ayaz. Oğlum zaten zar zor mezun olduk şuradan. Niye geldin diktin bizi şimdi buraya? Ya bunun lisede bir tane öğretmeni varmış, sürekli kulağını falan çeken. Onu hatırladı şimdi, okula girer girmez arkama saklanmaya başladı. Öyle geldik buraya kadar. Aynen. Çıkar şimdi bir yerlerden. Kızıl maske gibi adam ya, bildiğin fantom. Bir orada bir burada. Ya oğlum sen ne korkak adamsın ya. Bak bak bak, sen kendine baksana bir önce ya. Ben miydim lisede geometri hocasına aşık olan? Bak o konuyu hiç açma abisi, tamam mı? Bak, bir gün dolabına gizli mektup bırakmış, tamam mı? Üstüne bir tane kalp çizmiş. Hocam, benim kalbimin iç açıları toplamı sizsiniz yazmış altına. İmza neydi imza? İmza lise 3A kaloriferci. Kaloriferci. Yani hep kaloriferin yanına otururdum. Bir de kaloriferin yanına oturan bir tek ben değildim. Bir de Hikmet vardı. Çocuk benim yüzümden disipline gitti. Belli ki biraz sorunlu bir ergenlik geçirmişsin. Sorma, sorma çok. Tamam, şimdi anılarınız bittiyse günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapayım mı? Yine bir yer mi süsleteceksin bize? Oğlum vallahi bakın, gelin bir organizasyon şirketi kuralım biz. Çok ciddiyim ya. Emre, Burcu için fikir isterken iyiydi değil mi? Koray'ın yerinde. Ne oldu? Doğru, tamam. Eyvallah. Bakın çok güzel olacak. Ya bu sefer siz de nem alınacaksınız sürprizden. İlker. Senden organizasyon kısmında bana yardım etmeni istiyorum. Yani birazcık amelelik kısmı. Ya! Yani başka bir iş versen şaşardım ha. Ama bak bu sefer balon falan şişirmem, söyleyeyim. Sonra kafam güzel oluyor, Sibel yanlış anlıyor ya. Tamam, tamam. Balonları ben şişiririm. Emre, senden Öykü'nün bütün lise arkadaşlarını ve öğretmenlerini aramanı istiyorum. Kime ulaşabilirsen artık, hepsini ara. Ve bu gece okula davetli olduklarını söyle. Tamam. Ben bir bakayım kimleri arayabileceğim. Ya Fantom Fikret'i aramam yalnız, onu söyleyeyim. Kim? İşte o son kulak bükücü. Ha, ya tamam onu arama. Ya hadi beyler iş başına, beni takip edin hadi, yürüyün. Gel İlker, gel.